Bu arada fabrikamızın önünde bir tane göl var. Birazcık rahatlamak istediğinizde göle girip yürüyebiliyorsunuz. Avım içeride gördüğünüz gibi bir tismah gibi onu avlayacağım. Benim gölden çıktığımı görme şapkam gözüktü. Mission failed. Aha aslında şimdi patron oldum lan, oturalım oturdum. Bu ne abi, telefonun icadı yeni mi yapıldı? Burası gerçekten çok rahat, ayağımı da masaya sokabiliyorum. Fabrikamız çok huzurlu bir bölgede. Aha telefon çaldı, ilk müşterimiz arıyor. Alo. Müsaitsen görüşecek mi dedim cano. Olay Ezel şarkısına nasıl bağlandı lan? Kardeş hayır, kendini boğma, bunu kendine yapma. Çünkü bunu sana ben yapayım, çık da bir vurayım seni. Ne yapıyorsun, Tycoon mı kuracaksın? Kıyamam Tycoon'a baş, ben niye bu kadar kazmayayım? Ben bu adamı vuruyorum, bu adama bir şey olmuyor ki. Belki yayı değiştir, evet yayı değiştirince oldu. Kaçabilirsin ama kurtulamazsın. Hayır kurtulabilir, oğlum oraya girme. Yine beni öldürdüm. Evet çok güzel kamufle oldum. Düşmanı bu yukarıdan izleyebiliyorum. Benim burada olduğumu... Bana mı bakıyor lan o? Kardeş canın gitti. Nasıl gitti? Kesin yerdeki taşa bastın, ayağın acıdı he. Allah Allah, niye böyle oluyor ki ya? Bak bir anda canın gidiyor. Merhaba arkadaşlar, ben At Kafası ve bu da At Kafası kanalı. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Video Game Factory Tycoon oynayacağız. Yani bu oyunda kendi oyun fabrikamızı kuracağız. Ulan oyun fabrikam olsa ne oyunlar üretirdim be. Atın intikamı 1, atın intikamı 2, atın intikamı 3. Başka oyun fikrim yok. Ve oyunumuza geçmeden önce, bu çocuğun saçlarını hangi berberi, sırada günün sorusu var. Eğer bir oyun fabrikanız olsaydı ne tür oyunlar üretirdiniz? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Atın intikamı üretin tutar ama türünü söylemeyeceğim. Ve dilerseniz artık hafiften oyunumuza başlayabiliriz. Fabrikaya başla diyor, hemen başla. La bu Tycoon kurma şeyini niye dikenli yaptınız? Bu arada ben kuramıyorum, niye çünkü benim değil burası. Kimin arsasındayım lan ben? Nobody's kim lan? Hiç kimsenin değilmiş. Şöyle burnumu değdireyim, artık benim. Şimdi başlayabiliriz. İlkini al. Nob'un biri geldi la. Elinde Nintendo sandığı var ama bıraktığında toprak atıyor. At olduğum için yıllarca sırtıma bindiler. Artık ben senin sırtındayım. Dah tıkıdık, dah tıkıdık. Hadi oğlum, hadi. Ben dropper oldum. Bacak aramdan çıkıp gülümsemek nedir ya? 1300 dolarımız birikmiş lan, süper. PlayStation 4 üretelim, onun dropper'ını koyduk. Versene o elindekini bana. Niye o kadar sıkı tutuyorsunuz lan? La bırak şunu, benim de PlayStation 4'e itti. Dropper oldum. Ben bunların arasına girsem fark edilir miyim lan? Ben de nobum çünkü. Gülmeyin lan, At Kafası Pro'dur. Xbox dropper da koyalım. Peki bu torpaklar nereye gidiyor? Ben onu merak... Nasıl bir şey la? Ben de bilmiyorum. Ben ne yapıyorum abi? Vıyanağım, 750 dolara Roblox dropper'ı ne lan? Kardeş bana Roblox atsana. Roblox oyun konsolu değil ki ya, mantıksız olmuş. Onun dışında her şey mantıklı. 700 dolara geliştirici, arttırıcı. 2500 dolara Nintendo için oyun üretici. Aa bu sefer de bakın artık sandık şeklinde değil de oyun şeklinde. Kardeş atın intikamını üretin. Dur oyun hakkında bilgi vereyim sana. PlayStation 4 içinde oyun yapacağız. 10.000 dolara Xbox'a da oyun yapacağız. Xbox oyunları daha mı pahalı demek istiyorsunuz? Benim hiç konsolum olmadı ki, bilmiyorum ki. Ama arka bahçemde uzay gemim var. Hemen Roblox içinde oyun üretelim. Tabii ki de atın intikamı. Bu ne abi, yukarıdaki göktaşı mı? Boyum yetişmiyor. Demek ki ikinci katımız da olacak. Oyun geliştirici, arttırıcı 7500 dolara. Oyunlarda yatay bir toprak şeklinde gördüğünüz gibi. 17500 dolara bir geliştirici daha. Dropper'larımız bitti galiba. Şuradan 200 dolara duvarlarımızı çekelim. 1000 dolara pencerelere koyalım. İçeride ne yaptığımız belli olmasın. Yine görülüyor lan buradan. Duvarlara devam edelim. 1200 dolar, 2500 dolar, 6000 dolar, bir sürü duvar. Bakın burası çok önemli. Yani çok önemli. Kendimize ait bir kapı alacağız 2500 dolara. Bu nasıl sistem lan? Tren miyim ben? 10.000 dolara yine duvarlar. Bitmiyor anasını satayım duvarlar. 20.000 dolara da aldım. Param bitti, duvar bitmedi. 500 dolara bir duvar daha. Duvar Tycoon'u mu la? Kapısız yerden çıkmadık. 300 dolara bir kapı. 250 dolara da bir kapı. Bunlar tabii hiç hayal ettim ben. 800 dolara bir halı atalım. Toynaklarım üşümesin. Bu arada fabrikamızın önünde bir tane göl var. Birazcık rahatlamak istediğinizde göle girip yürüyebiliyorsunuz. Avım içeride gördüğünüz gibi bir tismah gibi onu avlayacağım. Benim gölden çıktığımı görme şapkam gözüktü. Mission failed. Sağ üst köşede öldürme ve ölme var, herhalde kapışacağız. 1250 dolara küçük ağaçlar alacakmış. Niye böyle bir şey? Çiçek koysak daha küçük ağaç ne la? He anladım, bu Tycoon'a devam etmemiz. Nintendo posteri alalım böyle. Vallahi alabiliyorum. 6000 dolara oyunları taşıdığımız konteyner aldık. 1250 dolara bir kapı daha. 14.000 dolara daha büyük sandıklar. Tabi fabrik olduğumuz belli olsun. Ya da kargo şirketi. İkinci kat yapımına para vereceğime ben buradan böyle Assassin's Creed gibi gezerim. 5000 dolara depo bölgemiz.
Bu katta yapacak bir şey kalmadı. 15 bin dolara ikinci katımızı çıktık. 10 bin dolara da bir merdiven koyalım. Ay bu nasıl merdiven? Yürüyen merdiven olsaymış bari. Gerçekten yürüyen merdiven. Yürüyorum ama. Bu ne la böyle? Burada bir sürü kağıt var. 5 bin dolara fıçı alacağız. Bu fıçılar ne la? İçinde ayran var. Ben ayranı seviyorum. Oyun yapmadan önce hep ayran içerim. Ayranım dökülmesin. 2500 dolara yine sandık. İmanım gevredi sandık koymaktan. Xbox posteri de alalım. PlayStation 4 posteri de koyalım. Ağlamasınlar. 7500 dolara bir tane depolama rafı koyuyoruz. Oyunları buraya yerleştiriyoruz. Bu depolama rafını şimdi dolduracağız. Oyuna sandık yerleştiriyormuşuz. Daha fazla ve daha fazla raf. Ve daha fazla ve daha fazla sandık. 2500 dolara ofis kapı. Burası ofis olacak değil mi? 10.000 dolara masa al. Aman Allah'ım. 5.000 dolara da bir bilgisayar koyduk. Aha asıl şimdi patron oldum lan. Oturalım oturdum. Bu ne abi? Telefonun icadı yeni mi yapıldı? Burası gerçekten çok rahat. Ayağımı da masaya uzat sokabiliyorum. Fabrikamız çok huzurlu bir bölgede. Aha telefon çaldı. İlk müşterimiz arıyor. Alo 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 alo. Müsaitsen görüşecek mi dedim cano. Olay Ezel şarkısına nasıl bağlandı lan? Yine raf alacağız. Yine bu rafı dolduracağız. Yine raf alacağız. Yine bu rafı dolduracağız. 5000 dolara burada bir sürü yüz var ama benim yüzüm yok ki. Ben yüzsüzüm. Ben hep poker face'im. Hep böyle takılıyorum. Gözükmeyeceğini biliyorum ama alalım. Şey çıkıyor lan. Aha bana da eğlence çıktı. Bütün yüzleri de koyalım. Maksat tabii ki Tycoon'u bitirmek. Ayrıca burada farklı bir şey var abi. Boynuzlar falan var. Çok güzel. Şapkalar falan da var. Harika. Silahları sonra alacağım. İlk önce şunları bir bitirelim. Tabii ki bunları hemen giyelim. Böyle hepsini takalım. Bakalım ne olacak. Merak. Hepsini tak. Hepsini tak tak tak. Boğuluyorum lan. Rakip bir oyun fabrikası var. Ona kim olduğumu artık göstermeyeyim. Ama bu şekilde değil. Bu tipte benden ne kork... Ay gülüyormuşum lan. İçimden gülüyormuşum. Dışım kan ağlarken içim gülüyormuş. Gizemli teçhizatlar diyor. Hiç de gizemli değil artık. Hepsini ben böyle koyayım da sonra ilgileniriz. Aa okuyay falan var la. Al hepsini al al. Utanma. Hepsinin içinden geç. Hepsini o mis gibi. Patronunuz kapışmaya gidiyor he. İyi şanslar dileyin. Aha da geliyorum. At geyiği oldum bu arada. Evet şurada bir adam var. Pohu gelmiş gibi zıplıyor. Hemen onun yanına doğru gidiyor. Ben neden yaya gidiyorum ki? Benim motorum var. Motorumla gideyim. Hın hın ben geldim. Ben geldim. Ölmesi gerekiyor. Aa ölmedi. Dur elektrikli su... Ben nereye geldim lan? Kardeşim boş ver zaten. Farklı dünyaların insanıydık. Adam sen çık lan dışarı. Aç lan şu kapıları. Kapıları aç dedim sana. Kapıları aç. Aç şu kapıları aç. Kapışacağız aç. Ya sen ne... Ya yukarın... Aa silah almaya gidiyor. Kardeşim lütfen kapıyı açar mısın? Atar gider yaptım ama kapıdan geçemiyorum. Can you open the door? Açmayacağım mı? Ne yapıyorsun? Yukarıda ne işin var ya? ama bunu kullanmak istemiyordum. Sen kaşındın. Uçan alıyla geliyorum. Aa kondum çatına. Ne yapacaksın merak ediyorum. Şimdi kardeş seni bir oklayacağız anladım. Seni bir oklamam gere... Tamam silah alma. Oğlum onu ne yap? Kalkan olarak... Bir dur. Nereye? Gidemezsin. Kafandan vurdum. Kafandan vurdum. Gidemezsin. Nereye gidiyorsun lan? Ula şimdi de dışarı mı çıkacaksın? Ne kadar saçma ya. Ben burada kaldım. Sayende ikinci bir fabrikam oldu la. Aha burada. Ne oldu lan sana? Sıkıştın mı? Ula kıyamam. Sıkışmış la. Kardeşim o kadar ok atıyorum. Niye ölmüyorsun? Sen kendin de değilsin kardeşim. Aha gördüğünüz gibi bana dua ederken. Ana adam oyunu terk etti lan. Kardeş hayır kendini boğma. Bunu kendine yapma. Çünkü bunu sana ben yapayım. Çık da bir vurayım seni. Ne yapıyorsun? Tycoon mı kuracaksın? Kıyamam Tycoon'a baş. Ben niye bu kadar kazmayayım? Ben bu adamı vuruyorum. Bu adama bir şey olmuyor ki. Belki yayı değiştir. Evet yayı değiştirince oldu. Kaçabilirsin ama kurtulamazsın. Hayır kurtulabilir. Oğlum oraya girme. Girme. Yine beni öldürdüm. Scooter'ımla geleceğim. Scooter'da neden motor sesi geliyor la? Bak bak hemen duvarlara koymuş hemen. Öyle hemen duvarlara koymak var. Oğlum çok zor bununla vurmak ya. Kardeş önüme de geçsem vuramam. Acayip zor vallahi ya. Kaçma o kendi taykınından kaçar mı insan? Yani yerden avlayamazsam havadan avlarım. Ah yukarıdayım. Bomba bırakayım mı lan kafana he? Kardeş hayır bunu kendine yapma. Orada ne yapıyorsun? Yüzüyor mu? Ne yapıyorsun ya? Bir at kuşu gibi kafanıza pislerim he. Kardeşim öleceksin. Son duan et. Son duan et. Et. Etsene. Allah'ım yarabbim nereye gitmeye çalışıyorsun? Hala kaçmaya çalışıyor şu tip. Kaçtı. Ha kaçamadı tamam. Senin de saçını beğenmedim lan. Kardeş ben söyleyeyim istersen. Burada panik yapman gerekiyor. Hep böyle işte. Bravo güzel zıplayışlar. Ama bu seni kurtarmadı. Lego gibi ayrıldın he. Evet çok güzel kamufle oldum. Düşmanı bu yukarıdan izleyebiliyorum. Benim burada olduğumu... Bana mı bakıyor lan o? Kardeş canın gitti. Nasıl gitti? Kesin yerdeki taşa bastın ayağın acıdı he. Allah Allah niye böyle oluyor ki ya? Bak bir anda canın gidiyor.
Kıyamadım la öldürmeye. Kendi oyun fabrikamızı tamamen kurmuş olduk. Oyunda yapacak bir şey kalmadı. Ve bu video da buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsınız. Gerçekten çok sevinirim. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.